geldik Gürbüz. Merhaba. Hoş geldiniz. Tekrar hoş merhaba. Ve yine başrolde... Buddy. Hoş geldin Buddy. Hoş bulduk de Buddy. Bakalım beni sevmiş mi? Gel bir eline dokunayım. Aa, havlamadığına göre beni sevmiş. Buddy'cim ben de seni çok sevdim. Ben sana vurayım bakayım ne yapacak. Aa, kızdı. De sevmiyor benim çocuğumu. Bence beni daha çok seviyor. Sen yemek yaparken Buddy burada durmayacak değil mi? Yok, Buddy anneanneyle onları bize şans diyecekler göndereceğiz. Değil mi Buddyşko? Masada oturması için sandalye getirmiştin zaten. Evet. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Neyle başlayacağız? Neyle? Masayı hazırlamayla. O zaman süreni başlatıyorum. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1 süren başladı. Hadi hemen masanı kurmaya başla bakalım. Gürbüz'den yardım alabiliyorsun mu? Evet Gürbüz her... Ben zaten herkese yardım ediyorum. Hem şehrime mi etmeyeceğim? Ben de Adanalıyım biliyorsunuz. Siz neresindensiniz? Merkez. Ben de merkezdenim. Bu arada Buddy'nin mama sandalyesi de burada. Buddy evet. De bir bebek zaten Gürbüz. Vallahi buna nasıl oturuyor merak ettim. Al bakalım. Yemek sırasında Buddy'yi nereye koyacaksın? Yanıma doğru. İnanmıyorum. Gerçekten böyle mi duracak? Evet. Gürbüz neden yarım yamalak iş yapıyorsun Gürbüz? Vallahi Buddy'nin şu mama sandalyesi aklımı başımdan aldı. Hadi çiçeğini de hemen masaya koy bakalım. Sarı çiçekler masaya renk kattı vallahi. Buddy ile de uyumlu mama sandalyesiyle. Anneciğim Buddy'yi sandalyeye bir oturtur musun? Sandalye bu şekilde kalacak değil mi? Evet. Vallahi ilk kez böyle bir şey görüyorum. Buddy sandalyeden kalkmadan bu şekilde durabiliyor mu? Evet. Evet durur. Bir yere gitmez mi yani? Sadece biraz annesini merak ettiği için bak ona bakıyor. Beni takip eder. Amerikan servislerinin ardından tabaklar da hızla masadaki yerini almaya başlıyor. Doğruyu söyle. Şov için mi getirdin yoksa? Hayır. Hayır. Buddy her zaman benimle Gürbüz. Buddy'yi ben hayatımın hiçbir alanında yanımdan ayırmıyorum. Hatta okula bile götürüyordum Van'dayken. Anaokuluna çok gelirdi. Çocuklar çok seviyorlar onu. Peki Buddy ile nasıl tanıştınız? Buddy ile biz 2018'de babam Buddy'yi yurt dışından getirdi. O zamandan beri Buddy bizimle beraber. Şöyle böyle bir menü yapan birinden çok da masa düzeni hakkında güzel bir şey beklemiyorum. Sade bir menü, masa olacaktır diye bekliyorum. Sade olması da, sade ve şık olması da benim için yeterli olur. Masa neredeyse hazır. Bu arada kopya çektiğini gördüm. Seni. Not ettim Gürbüz çünkü sen bak işte böyle Şekil Ağa'daki gibi konuştuğun için sürekli. Ya anneciğim ben konuşmadan duramıyorum biliyorsun. Evet. İşte dedim aslında. Dedi zaten. O yüzden ben girmedim. Ben çok heyecan yaparım yapamam diye. Normalde çok güzel yemek yaparım. Yani çevrem hep öyle söyler. Bir sorsana Gürbüz katılsa ne yemekler yaparmış? Ne yapardın anneciğim? Ben bumbar yapardım. İçli köfte yapardım mesela. Ondan sonra analı kızlı yapabilirdim. Üstlük çorbası yapabilirdim. Bunları kızın da yapsaydı ya anneciğim. Lahmacunun arkasından levrek verecek baksana. Ama şimdi kızımın menüsüne onlar uyuyor. Ona uyum olaraktan öyle. Şimdi onlar biraz da anne işi. Onu herkes yani pek yapamıyor. Biraz bunlar yani ne diyeyim atalardan kalma bir yemek gibi olduğu için ağır yemek. Ya içli köfte yapsa ne olurdu sanki? İçli köfteyi zaten çoğu kişi açamıyor. Onun ince olması lazım. Bak Buddy bile bana hak verdi anneciğim. Vallahi yarışmacılar menü çok basit ve uyumsuz diyecekler. Ay gitti tuzluk. Basit deyince heyecanlandın değil mi? Kızının böyle basit yemekler yapmasına ne diyorsun? Basit değil aslında balık yapmak yani basit değil. Onu pişirebilmek çok önemli. Çok pişirirse kurur. Az pişirirse çiğ kalır. Ama balık olduğu için çok basit diyecekler. Basit değil. Bu arada tuzluk da geldi. Masan tamam mı? Evet. O zaman Buddy ile ve annenle vedalaş bakalım. Vedalaşalım. Tamam her şeyini kattım. Hiçbir problem yok. Kaşık, servisler. Tamam. Tamam. Hadi başarılar. Buddy şimdilik annemize emanet. Oh, hadi bakalım anneciğim. Bay bay. Bay bay. Gürbüz Buddy şimdi gidiyor ama yemeğe geldiğimizde ben üzerimi değiştirdiğimde alacağım onu beraber geleceğim. Bu da burada kalıyor. Anneciğim ayağına sağlık. Yine görüşürüz. Hadi bakalım. Kolay gelsin başarılar. Hadi o zaman doğru mutfağa. Bu arada çatal kaşıkları unuttun. Onları da al bakalım. Vallahi bugünkü masa için çok heyecanlıyım. Vaziyet aldık Buddy ile bekliyoruz. Hemen yemeklere başlayalım.
İlk neyle başlayacaksın? Şimdi hemen Gürbüz lahmacun hamurunu yoğuracağım. O biraz dinlenir. Hadi hemen ellerini yıka da başlayalım o zaman. Eller yıkandığına göre işe başlayabiliriz. Şimdi fındık lahmacunun hamuru için kaseye neler koydun? Şimdi unumu ekledim, hamurumu yoğuracağım, bir kenara bırakacağım. Emineciğim, seni biraz yakından tanıyalım. İngilizce öğretmeni olduğunu söylemiştin. Ne zaman mezun oldun? Ben 2018 mezunuyum. 2018'de mezun oldum Gürbüz. Okulu bitirir bitirmez çalışmaya başladın mı? Ben üniversiteyi okurken de Van'da, yani hem okuyordum hem çalışıyordum özel anaokullarında. Öyle öyle çalışmaya çok erken başladım orada. Şu an ortaokullara ders veriyorsun galiba. Ortaokuldayım. Ben zaten Van'dan geçen sene geldim. 2023'ün Ocak ayında geldim. Yani bir yılı yeni geçti. Onun öncesinde 2014'ten itibaren Van'daydım. Van'da okumuştun değil mi? Orada okudum. Orada sonra arkadaşlarımla beraber bir anaokulu açtık. Onlar orada şu an devam ediyorlar. Yani beraber çalışıyorduk. Onlar şu an hala oradalar. Sen neden bıraktın? Ben hani öğretmen olarak çalışıyordum zaten. Geldim buraya, ailemin yanına gelmeye karar verdim. Artık orada yıllardır tek başıma olunca. Zor muydu orada yaşamak? Yani değil, şehir olarak çok güzel. Oradaki arkadaşlarımı da çok seviyorum. Hani çok uzun yıllar kaldım orada. Ama dediğim gibi tek olunca hastalanıyorum, tekim. İşte bir şey oluyor, teksin falan. O yüzden artık dedim, gidelim buddy. Geldik. Mutluyuz, buraya geldik. Bak yarışmaya geldim. Van'da olsaydım şimdi buraya zor. Fındık lahmacun için un, tuz ve suyla yoğrulan hamur dinlenmeye bırakılıyor. Yarışmacılar haksızlık yaparsa kendini savunabilecek misin? Yani haksızlık yaparlarsa Gürbüz, kesinlikle tepki gösteririm. Yani olmamış bir şeye olmuş desinler demiyorum ama kesinlikle o haksızlığa gelemem yani. Olmuşsa olmuştur. Dondurmamı. Hadi çıkar bakalım. Koyalım. Maraş'tan kesme dondurma bile getirtmişsin ya. Görmek ister misin? Tabii ki isterim. Oy 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 oy. Buzlar içinde soğuk zincirle geldi öyle değil mi? Dondurmalı irmik helvası için Maraş'tan gelen kesme dondurma istenilen kıvama gelsin diye buzdolabında bekletiliyor. Sırada acılı ezme var. Acılı ezme için neler lazım? Neler lazım? Domates lazım, soğan lazım. Zaten böyle onun yanına koyacağım için çok böyle aşırı yapmayı düşünmüyorum. Yıkanan maydanozlar sirkeli suda bekletiliyor. Acılı ezme için domates ve biberler bol suyla yıkanıyor. Menüyü kiminle hazırladın? Annemle. Yalnız annen ben katılsaydım içli köfte, bumbar falan yapardım dedi. Evet, o yapar. Annem bumbar, içli köfte desin, sen de balıkla işin kolayına kaç. Oldu mu şimdi? Ya kaçtım değil aslında, ben en güzel yaptığım yemekleri yapmak istedim. Acılı ezme için bir tane soğan rondoda çekilerek ufaltılıyor. Çekilen soğanlar süzgece konuluyor. Şimdi soğanı ezerek suyunu mu çıkartacaksın? Şimdi yok, o birazcık böyle bir şey olsun. Hafif bir şöyle. Çok da acı suyu yokmuş zaten ama yine de o acılı... Hiç suyu yokmuş ki. Susuzmuş. Acılı ezme için domatesler, biberler ve maydanozlar da rondoda çekilerek ufaltılıyor. Sırada acılı ezmenin sosu var. O koyduğun nar ekşisi miydi? Evet, pul biber falan ekleyeceğim. Şimdi baharatlara geçiyorum. O nedir? Acılı ezmenin acısını verecek olan bu işte. Bu pul biber nereden geldi? Adana'dan. Bu da Adana'dan. Şöyle. Acısı bir tık belirgin olacak. Hani acı derlerse bu zaten acılı ezme yazdım. Yani hani... Ya korkutmak gibi olmasın ama. Geçen hafta acı yemeyen bir yarışmacımız vardı. Ama hani yemiyorum diye bir şey yok ya Gürbüz. Hani sonuçta tadına bir bakmamız gerekecek. Diğer baharatların ardından zeytinyağı da eklenen sos iyice karıştırılıyor. Hazırlanan sos rondoda çekilen malzemelerle birleştiriliyor. Son olarak bütün malzemeler blenderla iyice eziliyor. Acılı ezme bitti mi? Ezme bitti. Üzeri örtülen acılı ezme buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Brokoli çorbası için brokoli yıkanıyor. Çorba için kabuğu soyulan havuç ve patates haşlanmak üzere tencereye büyükçe doğranıyor.
Biliyorsun bazen çok gıcık yarışmacılar olabiliyor. Sen herkese adaletli davranacak mısın? Yani şöyle Gürbüz, eğer bana çok adaletsizlerse, adaletsiz olurlarsa ben de onlara göre, tamamen karşımdakilere göre değişecek aslında, şekil alacak diyebilirim. Yani onların bana nasıl geldiğine bağlı. Dediğim gibi onlar bana iyi gelirlerse ben de onlara iyi giderim. Ama eğer böyle çok terslerlerse, yani badden dolayı çok üstüme gelebilirler ama buna yemeğimi karıştırmamaları lazım diye düşünüyorum. Hani sonuçta buraya yemeğimi eleştirmeye geldiler. Neyle geldiğime bakmaları çok bana doğru gelmiyor açıkçası. Sence nasıl tepki verecekler? Vallahi masada Buddy'yi görünce şoke olacaklarını düşünüyorum. Hatta Buddy'nin masadan gitmesini isteyebilirler. O zaman ne yaparsın? Yani alışkınım insanların bu tarz tepkisine aslında. O yüzden çok da şey yapmıyorum. Üzerine sıcak su konulan sebzeler çorba için haşlanmaya bırakılıyor. Brokoli çorbası yani benim çok sevdiğim çorba değil açıkçası. Genelde diyetlerde falan uygulanan bir çorba diye düşünüyorum. Böyle antioksidan özelliği olan bir çorba. Çalıştırıcı özelliklere sahip. Ayrıca ana yemekte levrek, fırında levrek yapılıyor. Yani bunun yanına asla brokoli çorbası olmaz. Bunun yanına giden çorbalar zaten belli yani. Bu hiç balıkçıya falan gitmemiş mi acaba, bilmiyorum ki. Adana'da akrabalardan kimler var? Adana'da kimler var? Ya benim anne tarafım aslında bir tarafları da Tunceli. Yani Tunceli'de de var akrabalarımız. Burada da var, İzmit'te. Vallahi kafam karıştı. Şimdi baban hem Adanalı hem Adıyamanlı mı? Evet, babam Adıyaman. Annen? Evet, annem Karma. Annen Adana ve? Tunceli. Her tarafta akraban var. Vallahi akraba ziyareti diye şehir şehir geziyorsundur herhalde. Yo, hepsine değil. Ben çok sayılı akraba seviyorum da. Öyle mi? Çıtır patates için kabuğu soyulup büyükçe doğranan patateslerin üzerine tuz ve sıcak su eklenerek haşlanmaya bırakılıyor. Çıtır patatesimi de koydum. Şimdi bu haşlanacak. Bunun çıtırlığını nasıl vereceksin? Bunun çıtırlığını nasıl vereceğim? Şöyle cam kaba yağı koyacağım. O fırında kızacak. Sonra bunu karıştırıp tekrar fırına atacağım. Oradan vereceğim onu. Vallahi yemeklerini neredeyse bitirdin. Daha değil de az kaldı. Kıymamı almıştım. Şimdi neye geçtik Emineciğim? Kıymamın iç harcını hazırlayacağım Gürbüz. Fındık lahmacunun iç harcı için kıyma ve kuyruk yağının üzerine karabiber, pul biber, biber ve domates salçasıyla ezilmiş sarımsak ekleniyor. İç harç için doğranacak soğanın kabuğu soyuluyor. Vallahi menünle ilgili yorumlar pek iç açıcı değil. Yani hepsini göreceğiz Gürbüz. Sonuçta yani kalkıp buraya ilk kez yaptığım şeyleri yapıp da böyle bir riske girmenin bir anlamı yok bence. Ben birazcık o mantıkla gittim açıkçası. El rondosunda çekilen bir tane soğan da fındık lahmacunun iç harcına ekleniyor. Harca biraz ayçiçek yağı konuluyor. Kabuğu soyulan domatesler el rondosunda çekilip harca katılıyor. Son olarak el rondosunda çekilip bıçakla küçük küçük doğranan maydanozlar da iç harca ekleniyor. Vallahi yarışmacılardan çok sert açıklamalar geliyor. Efendim, lahmacunun kıymasını da sen doğrayarak hazırlamalıymışsın. Şimdi her şeyin bir üslubu var Gürbüz. O yüzden bunun böyle yapılması gerekiyorsa böyle yapılır. Yani o dediği Adana'daki tablacıların yaptığı, benim böyle kocaman kalın bir et tahtamın ve kocaman bir adını unuttum onun ya. Zırh. Zırh olması lazım. Şimdi biz yani onu nasıl yapalım? Kesinlikle boş konuşuyor. Yani konuşmak için konuşuyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Önemli olan lezzet ya. Baksana şu iç kıymayı hiçbir yerde yiyemez yani bu şekilde hazırlanmış bu lezzete. Evet, böyle konuşanlar da hep patlıyor Gürbüz ya. Yani kolay, gerçekten kolay sanıyorlar ama hiç kolay değil. Yani ben de diyordum aman ne varmış ya, ne yapıyorlar. Ama koşuyorsun yani, yapıyorsun. Bu arada tam 1 saat 15 dakikan bitti. Yani süreyi yarıladın. Evet. Fındık lahmacun artık çok klasikleşti ya. Çok yapan gördük, çok tutturamayan gördük. Benim ara sıcak ya da ara yemek olarak tercih etmeyeceğim bir şey. Yarışmacımız etmiş.
yorumumuzu yapacağız yedikten sonra. Yarışmayı seyrederken en çok neye sinir oluyordun? Neye? Yapılan haksızlıklara Gürbüz ya. Gerçekten hani bazen o kadar boş şeyler söylüyorlar ki, gereksiz şeyler söylüyorlar. Gürbüz, bana hamur kesme aparatını verebilir misin? Tabii ki. Mesela ne gibi şeyler söylüyorlar? Ne gibi şeyler? Yani işte diyorum ya, programı böyle sonuna doğru hep yetişiyorum ben. Fındık lahmacun olduğu için Gürbüz küçük açacağım. Hani böyle bir çay tabağı kadar falan. Fındık lahmacun için hamurun bir kısmı küçük bezelere ayrılıyor. İlk beze bol unlu tezgahta merdane ile açılıyor. Hamuru bol unla mı açmak lazım? Yani Adana'da böyle mesela ustalar falan unun içinde bu şekilde açarlar. Yani Adana'ya böyle ekmek pide fırınlarına falan gidenler bilirler. Adanalı bizimkiler biliyor. Ama işte herkes bilmediği için hani izlediklerini onun içinde açmış bunu diye ağız burun kıvıracaklar. Hamurları koyman için tepsi getireyim mi? Olur. Şuraya da dizebilirim demiştim ama. Bu arada fırın taşını da ısınması için fırına koyuyorum. Olur Gürbüz. Lahmacunları fırın taşında pişireceğin için hamurlar tezgahta da kalabilir istersen. Evet evet, ama şimdilik işte şöyle dedim hazırlayayım. Şöyle açayım. Bu boyut iyi bence Gürbüz. Sen iyi diyorsan tamamdır. Bu arada bizde fırın küreği var istersen. Benim vardı. Şurada benimki. Vay! Onu bile getirdin ha? İşte fırın küreği de burada. Evet. Bu arada fındık lahmacun için hamurun boyutu iyi mi diyorsun? Evet yani fındık lahmacun Gürbüz öyle oluyor. Küçük hamur bezeleri bol unlu tezgahta merdane ile birer birer açılıyor. Açılan fındık lahmacun hamurları tezgaha sıralanıyor. Ay, bir tane de bana mı yapsan acaba? Hamur var, malzemem de var, sana sonra yapacağım. Herkese üçer tane mi koyacaksın? Evet, üçer tane. Canım bir tane de bana yapıver işte. Açılan hamurların üzerine kıymalı harç yerleştiriliyor. Gürbüz, bunları dizip fırına götürebileceğim bir tepsi var mı böyle düz? Var tabii. Hemen getiriyorum. Üzerine kıymalı harç yerleştirilen fındık lahmacunlar fırın tepsisine yerleştiriliyor. Hazırlanan lahmacunlar fırın küreği, diğer adıyla evreçle fırın taşının üzerine yerleştirilip pişmeye bırakılıyor. Ay, bu arada 55 dakikan kaldı. İrmik tatlısı hazır değil mi? Hayır. Nasıl ya? Roka salatan buzdolabında ama değil mi? Hayır Gürbüz, değil. Çıtır patatesin fırında pişiyor ama değil mi? O da pişmiyor. Peki fırında levrek? O da yok. Ama çorbanı blenderdan geçirmişsindir herhalde. Onu şimdi geçireceğim. Kız sen bir lahmacun mu yaptın bunca saat? Gürbüz ya ne yapayım? Bu beni çok oyaladı. Kalan son fındık lahmacunlar da hızla hazırlanıyor. Çorba için haşlanan sebzelerin suyu süzülüyor. Fındık lahmacun, lahmacun içi yapmak çok kolay değil. Özellikle hamurunu pişirmek, tutturmak kıvamını çıtır çıtır olması lazım. Lahmacun yapıyoruz. Tabii taş fırında. Burada neyle pişireceğini bilmiyorum. Evdeki fırında pek olabileceğini düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Yani o gevrekliği veremez. Yakındaki bir taş fırına götürdüyse, iç harcını güzel pişirdiyse, hazırlattıysa gayet lezzetli yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu önümüze geldiği zaman bu levrek acaba bunun kılçıkları alındı mı? Şimdi ben buraya kılçık ayıklamaya gelmedim. Yani bunları yapmış olması gerekiyor. İnce ince kılçıklar da var. Zaten balık da yiyeceğimi zannetmiyorum. Söyleyeceğim yani gelip bunları ayıklayın diyerekten. Ben kılçıkla uğraşamam yani şimdi. Bu arada Oğuzhan demiş ki fındık lahmacun ev fırınında asla güzel olmaz. Yakınlardaki taş fırına götürmesi lazım demiş. Tamam işte taş fırın, fırın taşı aynı şey. Bu arada Serdem de demiş ki ben buraya kılçık ayıklamaya gelemem. İnşallah balığın kılçıklarını ayıklamıştır demiş. Aynen, hatta çiğneyip altına da vereceğim. Çiğneme zahmetine de bulunmasınlar arkadaşlar. Balığın kılçıklarını almadın mı gerçekten? Hayır. Eyvahlar olsun. Balıkların kılçıkları duruyor yani. Evet, hani onu tutan omurgalar var ya balıklarda. Ya birinin boğazına kılçık batarsa? Hiçbir şey olmaz. Narlı cevizli roka salatası için roka yaprakları bol suyla yıkanıyor. Brokoli çorbası için eritilen tereyağında un kavruluyor. Ay, sanki yandı mı ya? Bakayım. Ay, yanmış gerçekten. Yenisini yapman lazım. Bunu şöyle bırakayım. Fırın taşında pişen lahmacunlar yağlı kağıt serili tepsiye alınıyor. Brokoli çorbası için tekrar eritilen tereyağıyla un kavruluyor. Kavrulan una bir bardak süt ekleniyor.
Ya ben seninle kahve içip halay çekeriz diyordum ama şu hale bak. Daha çorban bile bitmedi. Değil mi? Ben de öyle düşünüyordum Gürbüzcüğüm. Ama işte evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Ama hiç moralini bozma. Hala yetiştirme şansın çok yüksek. Bu arada meyhaneye ne koyuyorsun? Göz kararı, karabiber. Diğer fındık lahmacunlar da fırın taşının üzerinde pişmeye bırakılıyor. Brokoli çorbası için haşlanan sebzeler meyhane ile birleştiriliyor. Sebzelerin haşlandığı su malzemelere ekleniyor. Bütün malzemeler blenderla ezilerek karıştırılıyor. Ve brokoli çorbası hazır. İstersen hemen çıtır patatesleri de aradan çıkar. Kalan sebze suyunu da çorbaya eklesen nasıl olur? Olacak, evet. Kıvamı biraz koyu görünüyor. Sonra çorbaya bebek maması gibi olmuş demesinler. Evet evet, onu biraz daha açacağım. Salata için rokaları da sirkeli suya koydun zaten. Evet koydum. Şimdi ne yapıyorsun, anlat lütfen. Çıtır patatesim için sıvı yağ koyacağım. Fırına o bir kızacak. Önden yağ kızdıracak mısın? Evet. İyice ısınacak fırında. Sonra patatesleri üstüne mi koyacaksın? Evet. Öyle mi çıtır olacak yani? Evet. Vallahi enteresan. Değişik. Şimdi levreye mi geçiyoruz yoksa? Yok, hemen şunu bir dökeceğim. Çıtır patates için haşlanan patateslerin suyu süzülüyor. Pişen son fındık lahmacunlar da fırından çıkartılıp sıcak kalması için yağlı kağıtların arasına konuluyor. Ve nihayet ana yemeğe başlıyoruz. Yalnız levreğin kılçıklarını çıkarmamam büyük olay. Kılçıklarını ya, kılçıklarını nasıl çıkaracağım ki? Ya balıkçıya çıkarttırabilirdin. Ya hani o kadarını söylemedim ya. Yani balıklarını... Ama balık da kılçıklı olur ya yani. Peki ya boğazlarına takılırsa? Takılmaz, daha az konuşurlar belki. Ama normalde davet sofralarında balık kılçığıyla servis edilmez biliyorsun. Evet ama ben çıkarttırmadım. Şöyle bıçak. Vallahi büyük hata yaptın. Levrekleri kendisi temizlemeyecektir diye düşünüyorum zaten ki bu balığın asıl amacı temizleyebilmek, güzel temizleyebilmek. O yüzden o da biraz sorun olacak benim için. Dikkat edeceğim konular arasında bu da var. Yani sosu, baharatı yine hepsini dikkat edeceğim. Ama yine genel anlamda çok basit bir menü. Bir kere etle balığı karıştırmak bence çok saçma bir şey. Çünkü ikisinin tatları damakta yoğun bir tat bırakacak. Bir de acılı ezme var yanında. Üzerine balığın lezzetini alır mıyız, alamaz mıyız? Ben şüpheliyim, alamam gibi geliyor. Bir sorbe olması lazım mesela arada. Hani damağın tadını alıp o et tadını balık tadına geçebilmemiz için bir sorbe içmemiz gerekiyor. Bu arada Dilek demiş ki ara yemekten ana yemeğe geçerken damağımızı temizlemesi gerekiyor. Çünkü etten balığa geçeceğiz. Sorbe içmemiz lazım. Umarım böyle bir şey hazırlamıştır demiş. Ben onlara bir sağlam bir acılı şalgam içireyim de. Ondan sonra zaten felekleri şaşar onların. Denizden babam çıksa yerler, balık gerçekten güzel olacak. Ya lahmacunun arkasından balık tercih etmek nereden aklına geldi merak ediyorum. Ya şöyle hep alışılmış şeyler görüyoruz. Ben birazcık bir farklılık katmak istedim. Yani hani bunu hep aynı şeyden gidiliyor. Hep et yapılıyor, hep et. Yani bu hafta da muhtemelen göreceğiz et. Hani sürekli et görüyoruz. Yani gastronomide et ve balığın kullanıldığı bir sürü yemekler var. Ama anlaşılan arkadaşlar bir kup bulmak istiyorlar ya. O yüzden bulurlar. Sen yeni şeyler denemeyi seviyorsun galiba. Tabii ki, yani yemekte farklı şeyler deneyebilmeliyiz. Şimdi onlar da neler yapacak ben bilmiyorum. Belki onların yaptığı şeyler de benim ağzıma uymayacak, benim ağız tadıma uymayacak. Büyükçe doğranan soğanlar üzerine konulacak levreklerle pişmek üzere yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriliyor. Levreğin sosunda sarımsak dışında başka neler var? Evet, sarımsak, zeytinyağı. Çok hafif bir karabiber. Böyle pul biber de aslında atıyorum ben evde ama bu defa hani acı olabilir. Onlara acı gelebilir. Herkes çünkü acıyı çok tüketmeyebiliyor. Levreğin sosu için sarımsaklar rendeleniyor. Zannediyorum ki bu hanımefendi evli mutlu çocuklu ve çocuklarına da fosfor ve zenginlik açısından omega 3 besin değerleri saklayan balıkları hep yedirmiş galiba. Ama unutmasın ki bugün karşısında çocukları yok, bizler varız. Yani lahmacunla balık, ben bir kez daha söylüyorum, çok alakasız.
Yani yaşını almış bir hanım olabilir diye düşünüyorum. Bu arada Serdem senin evli ve çocuklu olabileceğini düşünüyormuş. Herhalde çocuğu omega 3 alsın diye balık yapmış diyormuş. Aynen. Herkes beni böyle bir orta yaşlı falan sanıyor sanırım. Bu arada tatlına hiç başlamadın. Evet, başlayacağız. Rendelenen sarımsakların üzerine bolca zeytinyağı konulup karabiber ekleniyor. Bütün haldeki levrekler tek tek yıkanıyor. Yıkanan levreklerin her yeri sarımsaklı zeytinyağlı sosla yağlanıyor. Ya bu balığı nasıl yiyecekler çok merak ediyorum. Kılçıklarını nereye koyacaklar mesela? Onu hiç düşünmedim Gürbüz. Koyabilecekleri bir şeyler. Peki balık bıçağın var mı? Balık bıçağım, baktım mı onu hatırlamıyorum. Hayda! Masada balık bıçağı da yok. Biliyorsun balık bıçağının formu farklı olduğu için yemeği oldukça kolaylaştırır. Keşke önceden ayarlasaydın. Zaten bir ucundan bakacakları için şöyle üst kısmından bir bakarlar. Üzeri sosla yağlanan levrekler fırında pişmeye hazır. Çıtır patates için fırında kızdırılan ayçiçek yağlı cam tepsi tezgaha alınıyor. Ana yemek olarak sunulacak levrekler fırında pişmeye bırakılıyor. İşte bunun olayı bu Gürbüz. Haşlanmış patatesler fırında kızdırılan ayçiçek yağıyla karıştırılıyor. Üzerine tuz eklenen patatesler daha çıtır olmaları için tekrar fırında kızartılıyor. Ve sırada narlı cevizli roka salatası var. Vallahi salatayı da yaparsan sadece dondurmalı 20 kelvan kalıyor. Evet. Ne hissediyorsun? Yetiştik Gürbüz ya. Dondurmalı 20 kelvasını kaç dakikada yaparsın? 20 dakikada falan oluyor. Ne kadar aslında sıcak olması için geç olsa o kadar iyi benim için. Sonra nar 2-3 tane temizlemem lazım hemen. Roka yapraklarının ardından taze soğanlar ve dereotları da salata için incecik doğranıyor. Elde ufaltılan cevizler roka salatasına ekleniyor. Ay, artık irmik helvasına başlaman lazım. Evet, hemen şimdi irmiğe geçiyoruz. İrmik için teflon tencere var mı Gürbüz? Hem de her boyu var. Sonradan roka salatasına eklenecek narlar da tanelenerek hazırlanıyor. Ve son 19 dakika. Tatlıya geçiyoruz. Bu süre tatlını yapmaya yetecek mi? Yeter. Eritilen tereyağında irmik kavruluyor. Malzemelerin ölçüsü nedir? 1,5 su bardağı irmik. 1 su bardağından az unumu kavuracağım Gürbüz. Yarım su bardağı kadar un da irmik ve tereyağıyla birlikte kavruluyor. Bir yandan da bu kavrulurken şerbetimi hazırlayacağım. Bu böyle kavrulacak. Dondurmalı irmik helvasının şerbeti için 2 bardak süte, 1 bardak su ve 2 bardak şeker ekleniyor. Ben irmik helvasını çok severim. Dondurmalı eğer içinde dondurmayı eritmeden muhafaza edebiliyorsa lezzetli olabilir. Yiyeceğim, ona göre yorum yapacağım ama o da basit bir tatlı tabii ki yani. Şöyle, irmik helvasının bir zaten yapılma aşaması var. Eğer bu yapılmıyorsa, rengi uyumu tutmuyorsa kabul etmem tabii ki de. Yani beyaz bir pişmemiş bir irmik ya da kavrulmamış bir irmik kabul etmem. Yani irmik tatlısı olmaz bu zaten. Yarışmacıların yorumlarını duydun. Nasıl yarışmacılar bekliyorsun? Şu an hiç tanımadığım için onlar gibi önyargılı olmak istemiyorum açıkçası. Hani hiç görmedim kendilerini. Onlar konuşuyorlar ama yanılıyorlar. Bence lahmacunum çok güzel oldu mesela. Sence onlar ön yargılı mı? Yani evet, hani hiç görmedikleri, tanımadıkları insanları bu kadar böyle. Şimdi buna bir tık tarçın ekleyeceğim şerbetine. Şerbete bir çay kaşığı tarçın ekleniyor. Yemeklerin kaç puanı hak ediyor sence? Yani en az 6-7 bekliyorum ya. Hani tadına göre tabii ki bakacaklar hani. Ama en az 6-7 bekliyorum. Kavrulan irmik ve unun üzerine şerbeti ekleniyor. Dondurmayla sunulacak olan irmik helvası da neredeyse hazır. Hiçbir bakkal yoğurdum ekşi demez. Satar yani. Yani bugünkü yarışmacımız bugün kendisini nasıl savunacak onu çok merak ediyorum. İlla ki olumsuz eleştiriler ve tepkiler alacaktır. Çünkü lahmacun ve balık kesinlikle yani olumsuz sonuçlar doğuracak. Şimdi mutfak ziyaretleri tamam, bakılır, şöyle bir gezilir. Temiz mi, düzenli çalışmış mı falan.
Ama yani çok bence çok büyük bir önemi yok ya. Ben olayın yemek kısmındayım. Bence bir bu mutfak ziyaretlerini yapmanın amacı bir kalkayım, bir endamımı görsünler, bir kıyafetimi görsünler. İşte orada birkaç laf atayım, eleştireyim. İşte temiz çalışmamışsın diyeyim, şunu diyeyim, bunu diyeyim. Ben bunları biraz gereksiz buluyorum. Ve son 3 dakika. Artık giyinmeye gitmen lazım. Evet, tamam. Bunu hemen sarıyorum. Gürbüz. İçine dondurma konularak servis edilecek olan irmik helvası sıcak kalması için temiz bir örtüye sarılıyor. Hadi hemen eviyeyi de temizle bakalım. Bu arada levrekler ve çıtır patatesler fırında pişmeye devam ediyor. Şimdi ne yapacaksın? Ben giyinmeye gidiyorum. Peki body'yi ne zaman getireceksin? Body'yi de kapıyı açmadan önce alıp gelirim. O zaman seni bekliyoruz. Görüşürüz.